Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimden hiç eksik etmediğim sürekli olarak yaptığım çok sevilen çok beğenilen kete tarifi geldim. Hem içli olarak hazırladım hem sade olarak hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime başlamadan önce tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki ben keteği biraz fazla hazırladım. Benim ölçüm biraz fazla ama sizler için daha az bir ölçüyü videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 4 kilo un, 2 yemek kaşığı kadar tuz, yarım paket yaş maya, 2 bardak kadar ılık suyu ekledikten sonra ilk olarak bu şekilde mayayı ve tuzu tamamen eritiyorum. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1,5 litre kadar süt ekledim. Kullandığınız malzemelerin biraz ılık olmasına dikkat edin. İsterseniz ketenizi sadece sütten de hazırlayabilirsiniz. Ben biraz kıyırlık olması için su eklemesi yaptım. Tam da bu aşamada 3 adet yumurta ekledim. Yumurta da isteğe bağlı olarak isterseniz eklemeyebilirsiniz. Yumurtayı da şöyle bir karıştırdıktan sonra 750 gram kadar tereyağını erittikten sonra içerisine bir buçuk bardak kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Daha sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bu aşamadan sonra hamur toparlamak için azar azar bu şekilde su ekleyerek hamuru toparlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Hamurumuzun orta sertlikten biraz daha yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurun kıvamını ilerleyen dakikalarda daha da yakından göstermeye çalışacağım. Kete hamuru poğaça hamurunun iki katı daha sert oluyor. Bu şekilde anlatabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş toparlıyorum. Hamuru bu şekilde yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Hamurun kapağını kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 2-3 saat kadar mayaya bırakıyorum. Kete hamuru ne kadar güzel mayalanırsa o kadar güzel olacaktır. Yaklaşık 2 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurdan büyükçe bir parça kopartıyorum. Bir tane beze hazırlıyorum. Tepsi büyüklüğüne göre hazırlayacağım. Sizler de istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Bezeyi yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Bezeyi biraz büyüttükten sonra içerisine iç harcını yerleştiriyorum. İç harcını ayrıntılı bir şekilde çekmedim. Videonun çok fazla uzun olmaması için videonun altındaki açıklama kısmını ayrıntılı bir şekilde ekleyeceğim. Hamuru açtıktan sonra biraz tereyağı sürdükten sonra iç harcını bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra hızlı bir şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapattıktan sonra tekrardan dinlenmesi için kenara alıyorum. Kete hamuru biraz dinlenmeyi seven bir hamur. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar güzel açılıyor, o kadar da lezzetli oluyor. Hemen küçük hazırladığım bezelerden hızlı bir şekilde sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Bu keteleri ben biraz daha farklı hazırladım. Merdane yardımıyla biraz açtım. İçerisine biraz yağ sürüyorum. Daha sonra iç harcından koyduktan sonra videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Dediğim gibi videonun çok fazla uzun olmaması için bazı yerlerini kestim. Bazı bezeleri bu şekilde küçük hazırladım. Daha sonra iyice dinlendirdikten sonra bu şekilde hazırlıyorum. Keteleri ben sizler için üç şekilde hazırladım. İsterseniz hepsini bu şekilde. İsterseniz içli olarak, isterseniz de ilerleyen dakikalarda göstereceğim gibi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Merdane yardımı ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra içerisine yağ sürüyorum. Daha sonra hazırladığım cevizli unlu harçtan koyuyorum. Keteyi bu şekilde hazırladıktan sonra mutlaka 15 dakika kadar dinlenmesi gerekiyor ki rahat bir şekilde açılsın. Hazırladığım gül şeklindeki keteleri kenara aldım, üzerini kapattım ki kuruma yapmasın. Hemen hızlı bir şekilde hamurdan büyükçe bir parça koparttım. Tepsi büyüklüğünde ayarlamak için sade olan keteler için büyükçe bezeler hazırlıyorum. bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra hemen açmaya çalışırsanız açılmayacaktır. Yoğurma kabının içerisine tekrardan hazırladığım bezeleri alıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine geçiyorum. Dinlenen bezeleri hızlı bir şekilde açmaya başladım. Hemen sizlere hızlı bir şekilde bir tane de göstermek istiyorum. Ellerimle bu şekilde büyüttükten sonra merdane yardımıyla açmaya devam ediyorum. Dinlenen hamur bu şekilde rahat açılıyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Keteleri bu şekilde açtıktan sonra tepsi büyüklüğünde ayarladıktan sonra videoda görüldüğü gibi bıçak yardımı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. İsterseniz daha küçük keteler halinde hazırlayabilirsiniz. 6'ya veya 8'e de bölebilirsiniz. Keteleri ben birkaç tepsi hazırladıktan sonra dinlenen tepsileri sırasıyla pişiriyorum. Ketelerin mutlaka 20 dakika kadar tepsi mayası olması gerekiyor. O yüzden birkaç tepsi hazırlıyorum. Daha sonra sırasıyla pişiriyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kaşık yardımı ile bu şekilde şekiller çıkartıyorum. İsterseniz çatal yardımı ile yine şekil verebilirsiniz. 3 adet yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt karıştırdım. Daha sonra videoda görüldüğü gibi üzerlerine sürüyorum. Dediğim gibi yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası olduktan sonra önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişiriyorum. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Dinlenen bezeyi tepsi büyüklüğünde açtım. 4 eşit parçaya böldükten sonra kaşık yardımıyla bu şekilde şekil verdim. Yumurta sarısı ve yoğurt karışımını üzerlerine bu şekilde bir tatlı kaşığı kadar koyduktan sonra fırça yardımıyla sürüyorum. Her yerine değecek şekilde güzelce sürdükten sonra yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar ketelerimi pişirdim. Ketelerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Keteleri istediğiniz zaman dondurucudan buzlu buzlu çıkartıp tepsiye yerleştirip daha sonra 130-150 derecelik fırında istediğiniz gibi ısıtıp servis edebilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.